Gençler herkese selamlar. Yeni bir City Skylines 2 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm 3 felaket yaşadık. Üçünü de klibe dönüştürdüm. Belki oradan bölüm izlemeye gelenler olabilir. Öncelikle hoş geldiniz. Şurada ufak bir alanımız var. Şunlar kirlilik dağıtıyormuş. Hemen bir kirliliğini kontrol edelim ama... Değerli arkadaşlar şimdi bu zemin kirliliğine bakacağız. Şurası değil burası değil. Hani şu artıya bir hızlıca gezeyim ya. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Bir de arkadaşlar şu sanayide... Yetersiz işçi probleminden dolayı birçok binanın e, terk edildiğini görüyorum. Bu kötü bir durum. Şimdi ben kirliliğe baktım. Sanırım no pollution modu var bende. Çünkü kirlilik sadece sabit bir zeminde görünüyor. Ya da oyuna yeni başladığımız için de olabilir. Yo sabit zeminde değil. Şu an gürültü kirliliği bildiğiniz etrafa yayılmış. Ya da yanlış yere mi bakıyorum? Onu bir yorumlara yazın da tam teyit edelim ya. Bizim şimdi nüfus kasmaya ihtiyacımız var. Şu gördüğünüz bölgeler hep böyle... Yetersiz çalışandan kırım kırım kırılıyor arkadaşlar. Bir apartman bölgesine ihtiyacım var. Yüksek konutlu. Bu TOKİ, to, Toki benzeri bir apartman olabilir aslında. Onu nereye yapayım? Mesela Toki genelde böyle yerlere yerleşiyor ya. Şöyle e, buralara doğru bir yol çıkarayım. Hatta o yolda şunun devamı olacak bir yol olsun. Mesela şöyle 30 civarında bir gidiş olsun. İç içe bir şehir yapmayacaktım zaten. Yalnız oyun baya hızlı ilerliyor ya diğer şeye göre oyun'a göre diğer oyun çok yavaş ilerliyordu burada sanki şey hile varmış gibi geliyor bana çok hızlı gidiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar isterseniz önce yolumuzu bir ayarlayalım, şu şekilde bir geçiş yapalım. Gerçi burada gerek yok buna ya hatırladım şimdi tamam. Burada yolu yapıp sonradan değişime uğratabiliyoruz. Şimdi hatırladım o yüzden hiç gerek yok. Mesela şöyle ortalama öncelikle şurası bir düz yeni yeni bölgenin caddesi olsun. Hatta şuraya bir iz bırakayım. Geri yıkacağım orayı. Şöyle iki tane caddeye bölünsün burası. Düz devam ettirmek istemiyorum da ondan dolayı. Şimdi şunu şöyle ileriye doğru götür. Buradan bir sağa bir de sola doğru iki tane dönüşüm olsun istiyorum. Şimdi 21'e 21. 90'ı bulmamız lazım. 19 diyor. Şöyle tam 20'yi bulabilir miyim hocam? 20'ye. 20. 90 derece evet. Ee, burası da düz devam edebiliyor mu? Anarşiyi kapatıp yok etmiyor. Şöyle etmiyor. Arkadaşlar şöyle birkaç yöntem denedim de işimize yarayan bir yöntemi bulamadım. Şimdi şurayı gene eskisi gibi e, genişçe bir kavşak yapacağım. Şöyle 90 derece 90'ları bulalım. Şöyle 90 yine şöyle 90 oluyor. Tamam şu, şu ortayı iptal edebilirim. Burası bizim tepedeki toki bölümümüz. Çok mu büyük oldu kavuş? Aşırı büyük oldu hocam ya. Bunu biraz küçülteceğim hocam. 10-10 değil de 5-5 ya da 4-4 yaparsam daha iyi olabilir. Şuraları bir isterseniz birleştirelim geri. Sonra şu zemin şekillerine biraz müdahale edeceğim. Az önceki yapımız nerede bizim? 2 şerit. 3 yeterli ben. Ya da 2 mi olsun? 2 ağaçlı ya da 3 üç, üç olsun hocam ya. Karar veremedim. Şimdi şuradan şuraya kaç var bizim? 5 U'umuz var. Şöyle 5. E şöyle 90 dereceden 5, 90 dereceden 5 ve 5. Ortayı iptal edebilirim. Ha yani şöyle daha iyi bir giriş bölgesi oldu. Şimdi şunu şöyle ben bir seçiyorum şuraya kadar. CTRL-H yapıp mesela her şeyi şununla düzleyeyim. Onun haricinde de şurası dahil olmak üzere. Şöyle bir seçeyim arkadaşlar. Şuraya kadar burayı da bir slop yapalım. Tepeye giden yolu bir tık daha düzlemiş olalım. Şu görüntüler benim hoşuma gidiyor ya. Böyle hani Sağa sola şey böyle ağaçlık maaçlık güzel bir köy görüntüsü havası veriyor. Tepede bir düzleme işlemi yapacağım. Bu haritayı biz yapmıştık bilmeyenler varsa. E, şeye Türkiye haritası yazarak Steam atölyesine bulabilirsiniz sizlerde. Bunun bir benzeri var bir eski versiyonu var bu versiyon 2. Versiyon 1'i orada yok nasıl paylaşacağım bilmiyorum. Şöyle bir bölgeyi düzleyeyim. Şu bölgeyi şöyle ortalama. Şöyle de bir şey yapayım arkadaşlar. Hafif de buradaki rampayı bir daha atayım aşağı doğru. Çok büyük bir toki bölgesi yapmayacağım. Ufak böyle hani e, günümüz tokilerini andıran bir bölge inşa edeceğiz burada. Şöyle güzel bir ağaç. Heh, şu şu yol bence ideal gibi görünüyor. Ama bir de şimdi bizim bir kat üste de çıkmamız lazım. Değerli dostlar dağlık bir arazideyiz ya. Şuradan mı götürelim onu? Aradan şöyle mesela şuraya doğru ortalama 24'e gelsem. Bunu buraya getirsem. Burada çok fazla şey yapmasam dur bakayım. Şöyle bir göz kararı bir çıkarmaya çalışıyorum görüntüyü. Hocam bunu, şunu ve şunu bak şu üçünü H, Ctrl H yapsam, pardon, slope yapsam hocam slope şöyle. Çok kötü durursa köprü şeklinde de yapabilirim burayı. Birkaç deneme yapayım ben. Çünkü deneme yapmadan bilemiyorsunuz. Buradan şunun hizası 24 gene. Bak aynı şekilde şunu şununla aynı yüksekliğe düşürürsem Evet, olabilir ya olabilir olabilir. Bir şeyler çıkacak gibi böyle oynamamız lazım. Bunun şeyleri olayı birinci oyun gibi değil. Burada biraz daha kurcalamayla keşfetmeyle e, öğreniyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şuraya da mesela bunları kendi içinde düzleştiriyorum. Şöyle yapayım. Böyle ufak tefek müdahale ediyorum yani dağlara vesaire. Onun haricinde şu arka tepe biraz daha düz bir meydan. E, oraya doğru şöyle 27'ye. Nasıl alacağız onu? 27'yi bulmam lazım benim. Şöyle yapınca sanırım oraya geçiş yapabilirim. Sonra da şurayı iptal ederim. Mesele olur. biter gibi görünüyor. Şu tepeyi tıraşlayacağız doğal olarak. Şimdi buraya ev yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? Önce tepeyi tıraşlarız arkadaşlar. Şöyle evleri yapacağımız yeri hafiften düzleyelim. Sonra çok kötü dur durabiliyor. Aa bu, bu yukarı doğru gidiyormuş. Dur tamam buna göre yaparız. Bekle. Her, her bölgenin kendi yüksekliğine göre yaparız. Evler zaten burayı değiştirecek. Şöyle bir bakayım nasıl oldu? Şimdi yüksekliğim bura deyip buradan böyle çizgiler alırsam sanırım kendisi bir şekil oluşturacak. Evet şöyle daha iyi. Burayı biraz dağıtalım çok aşırı olmamak kaydıyla. Burası şununla aynı yükseklik olacak. Binalarımız buraya gelecek. Ee, bu devam eder mi? Valla çok devam etti resim yok dağlara doğru. Şöyle şuradan sadece şunun hizasına kadar getireceğim. Yolun hizasına kadar şuraya kadar getireyim. Şimdi mesela arkadaşlar şurayı tamamladık ya. City'yi biraz daha devam ettireyim istiyorum şuraya doğru. Hani bir, bir kol da burada olsun istiyorum. Gideceğim yükseklik örneğin şurası olsun. Buradan hani böyle bir parça alıp buraya doğru bir hani rampayı daha dengeli büyütebiliriz. Tepenin üstüne belki başka şeyler yaparım ama burası dağlık bir site oldu gerçekten. Hoş duracağını da şimdiden düşünüyorum. Umarım olur. Şöyle 40 buraya. Mesela 10 buradan. Şöyle 40 geri geldim. Bunları kendi içerisinde hani şöyle engebeler olmasın diye. Diyorum ki başlangıçta sonunu böyle seçip. Buradan slope yaparsanız kendi arasında böyle dengesiz şeyler nod noktaları varsa. Onları otomatik olarak seçiyor. Şunu da şunu dengeleyelim. Bu aynı işlemi buraya da yapacağım şekilde. Çünkü büyük bir site oldu burası. En azından yolları daha böyle dengeli dursun. Buradan buraya kadar şurayı hafif dolduracağım. Evler gelecek. E, arazi çok bozulabilir. Arazi bozulmasın. Şunu peki nasıl yaparız? Şöyle rampa nasıl? Rampada çok yok aslında. Şöyle aşağı doğru gelsem, mesela buradan, e, dur, önce bir gelmem lazım. Şöyle bir çizgi bırakayım. Buradan buraya 42 diyor hocam. Valla şöyle bir 42'yi getir. Buradan buraya kaç diyor 13. Buradan şuraya şöyle 13 aldım böyle, burayı iptal ettim. Bakın bunlar da benden size ince taktikler. Bu şekilde yaparsanız istediğiniz yerlerden istediğiniz ölçüleri alırsınız. Yani buralara çok müdahale etmeyin. Şurası da, burası biraz daha dar burası biraz daha geniş kavşak oldu. Çok elleşmeyin derim. Yani ta, <laughs> şefin tavsiyesi değil kardeşim onu tavsiye etmiyoruz. Onun haricinde bütün bölgeye e, buradan giriş yapıldığı için e, stres oldukça fazla olabilir. Bunun da herhalde ayarını kendiniz verirsiniz diye düşünüyorum. Şuradan birinci yolumu ben aldım. İkinci yolumu yine şöyle aldım. Buradan karşıya doğru üçüncü yolumu aldım. Bak burada mesela şu çöküntü yollar var. Burayı kaldıracağız hocam. Kalkmıyor. Niye kalkmıyor? Yola bağlanmış bu iptal. Burası bu şekilde kalsın. Mesela şu şu zımbırtı yolu buradan alıp şöyle köşeden bir ev boşluğu bırakıp buradan da verebilirim. Yine aynı şekilde buradan şöyle bir tur daha vereyim. Yukarı zaten yol yok. Şuraya gerek yok. Onun haricinde değerli dostlarım şu yoldan şöyle alalım. Şöyle bir tur daha vereceğim yukarıya doğru. Şu bir. Ortalama şuradan şurası ne kadar? 18. Şu iki. Ortalama 18 buraya geliyor. Şu 3. Şu yamuk oldu. Bu iptal. Bu iptal. Bunlar işaret için koyduklarım. Burayı biraz daha böyle minik steler halinde yapacağım. Şöyle. Şöyle tamamdır. Yani tam bir toki işletmesi olduğu gibi durdu gerçekten. Şimdi şuradan, şuradan sonra biraz rampa böyle bir dikleşiyorum. Ne kadar güzel gökyüzü ya. Valla. Bu arada bir beğeni bırakırsan sevgili dost çok mutlu olurum. Teşekkür ederim ellerine sağlık şimdiden. Puki işletmesi genelde hangi binalara benziyor? Aslında şunlara benziyor daha çok. Şu duvar duvara binalardan yapmalıyım ama ben şunlardan yapacağım. Nüfusa ihtiyacım olduğu için. Bakın şöyle biraz daha nüfus kazacağım. Realistic Population diye bir modu var aslında bu oyunda. O modu kurarak aşırı derecede binalardan nüfus kasabiliyorsunuz. Ama çok yani ben sezonu tadımlık oynadığım için kendim işte çok 1 milyon nüfus yapacağım. İşte 500 bin nüfus yapacağım diye kasmıyorum. Şimdi o, o modu kurunca ne oluyor onu anlatayım. Belki kurmak isteyenler olabilir. Bir binada arkadaşlar 25-30 kişi yaşıyorsa ortalama 10 katı insan binada yaşamaya başlıyor. Ee, 10 katı civarında insan da bence iyi rakam. 250'ye çıkıyor birden. Hani 100 binada da bu ne demek arkadaşlar? 250 nüfustan 25 bin nüfus mu yapıyor? Evet, herhalde 25 bin yapıyor 100 binada. Şimdi Çilekli Park'ın adı Toki ama bir tane yorumlardan bir isim seçeceğim. İlk bölümde demiştim yorumları yazın diye. Böyle bir, birinci bölümün yorumlarına bir bakayım. Şuradan hemen kısaca bir isim seçeceğim rastgele. Şu arkadaş mesela Aeterna. Aeterna. Aterna. Ee, modern bir siteye adımı yakışacağını düşünüyorum diyor. Ben de Aeterna Toki konutları diye vereyim. Çünkü burada kendine yeten Tokiler olacak. Hemen şuradan delece özelliğimiz bunlar. Deleceyi satın almadan ya da kreklemeden yapamıyorsunuz. Şu hangisi şu. Evet bundan veriyoruz özelliğimizi. Değerli arkadaşlar şuradan başlıyorum inşa etmeye. Şöyle aşağı kadar geldim. Şimdi burası binalarımızın yerleşme alanı. Burada yoğun bir bina trafiği olacak. Şu aşağı kısım ise şu kısım ise burası buranın meydanı olacak arkadaşlar. Şu binaları da isterseniz şu yolları da böyle bir slop yapalım. Aynen öyle. Şurada da yine bir slop işlemi yapalım. Bunlar biraz daha böyle düzenlensin. Aradaki kısımda otopark ihtiyacımız. işte katlı otoparkımız. Cattır cüttür şeylerimiz bunlarımız oluyor. Şöyle önce tabii biraz dağıtalım buradaki şeyi. Engebeyi. Biraz daha dengeli bir araziye dönüşsün. Şurası da aynı şekilde. Tamam. Şimdi önce şeyi bulalım hocam. Evet katlı otoparkı buldum. Şu katlı otoparkımız bence burada güzel olur. Ee, binalar büyük ama bu katlı otopark sanki binalardan daha mı büyük oluyor? Gerçi bu binalar level atladıkça boyları yükseliyor idi. Doğru ya oyunu bir durdurdum arkadaşlar. Şöyle bir kapatabilir miyim şu renkli haritayı? Katlı otoparkı nereye koyalım? Direkt bin dibine mi koyalım binaların? Dibine koyayım ya. Şöyle yapıyorum abi. Şöyle yapıştırdım. Bu bir. İkincisi su ihtiyacımız var. Unutmuşuz su yapısını çekmeyi. E şöyle bir bir tane çekeyim. Böyle 180 dereceyle bir tane daha çekelim ve aşağı bağlayalım. İkincisi şöyle bir ikinci bir hat çekeyim. Bunu buradan buraya, buradan da böyle aşağı doğru alacağım. Buradan da buraya bağlıyorum. Üçüncüsü şuradan bir hat çekmem gerekiyor şimdi. Hatta şöyle sırayla gidelim, bozmayalım sırayı. Değerli arkadaşlar, sıra önemli ya. Baktığınızda düzenli durması bize güzel görüntüler çıkarır. Bir diğeri şimdi şuradan şöyle elektriği gene alıyoruz. Aslında bu rahat elektrikli road modu benim kesin bir kurmam lazım ya. Bak yol kalın arkaya geçemiyorum mesela. Ta şuradan almam lazım. Görüyor musunuz? Durun ben onu bir bölüm arasında kurayım. Unutursan bana hatırlatın onu gençler tamam mı? Binalar hemen dikilmeye başlandı gençler görüyor musunuz? Fıstık gibi. Şöyle hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Tıkır, tıkır 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 tıkır. Burada çalışan işçileri bile getirirler yakında ikinci oyuna. Bence getirmeleri de gerekiyor. Çok güzel bir Toki binası. Şu biraz daha modern. Şu o bu üçü iyi durmuş. Yan, yan yana iyi denk gelmiş. Özel olarak ben de istediğimi yapabiliyorum arkadaşlar. Öyle bir olayım da var. İstediğim şeyi şekli şemali uygulayabiliyorum oyunda ama. Şimdilik şey olmadı gerek olmadı gibi. Şunu Tam şuraya doğru kaydırsam mesela. Bölgenin ihtiyaçları arasında olmazsa olmazımız camimiz olacak tabii ki. Cami, cami, cami seçelim. Camiyi ben indirdim camileri. Dur şunu kapatalım. Şu kafamızı karıştırmasın. Ah şurada evet. Mesela Hazreti Ebubekir Camii var. Hazreti Ali Camii var. Şöyle bir kapatıp bakalım mı nasıl durduğunu. Ha göremiyoruz. İnşa edip görmem lazım. Böyle göremiyorum. Bunlar ne? basketbol alanları. Zeytinhan Aa, Çok iyi Çok iyi çok güzel Zeytinhan bölgesi Şu diğer camilere bakalım bu futbol e, Şeyi bu Türk bayrağımız tabi olmazsa olmazımız bunu yukarı koysak bunu aslında devasa olanını Yani modcu arkadaşlar varsa aranızda yapabilirse efsane olur İki tane cami varmış abi oyunda Diğerlerine de bir bakayım da Evet gençler şöyle bütün menüleri teker teker gezdim sadece iki tane cami kalmış Vallahi şansımıza hangisi çıkar ise şöyle kapatıyorum. Buraya ortalı bir şekilde bir cami yerleştiriyorum. Kendisi e, Hazreti Ali Camii bu bölgede misafirlerimize ibadet edecek misafirler ve turistleri e, ağırlayacak. Şöyle bir arkaya doğru cadde oluşturalım. Sanki Ayasofya falan vardı ya. Ben hatırlıyorum onları da. Şimdi buradan buraya kaç önemli olan şu bak 7. Bak geldim buraya. Mesela kavis istiyorsun. 7. 7. Gördün mü chat? Yani böyle ufak dokunuşlarla güzel görünüşler katabilirsiniz oyununuza. Oyun bir dondu mu? Ne oldu? Bir nane yedi herhalde. Şöyle bir diğeri bu. Bir diğeri buraya gelsin. Bir diğeri buraya gelsin. Şimdi camimiz var. Otoparkımız var bölge için. Hizmetler devam edecek şimdi arkadaşlar. Olmazsa olmazımız bir adet itfaiye istasyonumuz. Şu zımbırtıyı kapatalım. İtfaiyeyi şöyle Buralarda değil. Yani şu arasında iyi benim hoşuma giden bölge. Şu da değil. Şu daha iyi. Bakayım. Yok vazgeçtim. Araziyi çok çukurlaştırdı. Buraya yaparız olmadı. Abi şuraya bir adet şöyle bir gözetleme kulesi yerleşti. Aslında gözetlemeyi daha yükseğe koysak iyi olur. Neyse şimdilik şunu koyuyorum. Çünkü oraya koyana kadar o bir sürü yatırım gerekiyor. Bu burada bir bütün bölgeyi gözetlesin. Emniyeti alsın şimdiden. Parklarla ilgili bir şeyler istiyorum ya. Bu neymiş mesela? şöyle bir simge var burada. Şu simgeyi buraya bir yerleştirelim. Değerli arkadaşlar bu tarafta dursun. Şunlara mesela bir şeyler koyalım. Olmazsa olmazımız cami meydanında bir çeşmeli parkımız arkadaşlar. Şöyle çoğu çocuk için devam ediyorum. Çocuklar hani bölgeye daha çok çekmek adına. Mesela şöyle yaşlı abilerimiz için özellikle şunu bir koyalım. Gerçi bu çocuk parkı oldu. Bunu buradan bir seçelim. Az bir yukarı doğru kaldıracağım. Ha böyle daha iyi oldu. Şöyle ağaçlar köşelere gelsin. Şöyle bence yeterli. Şimdi şurada üçgen bir bölgem var. Buraya da sanırım beach hangisiydi o? Beach miydi bakalım? Kent park turizm. Sanırım bunun içerisinde ince parklar vardı. Evet doğru hatırlamışım. Arkadaşlar form geçici klas kalıcıdır. Diyorum hemen havamı atıyorum bununla birlikte. Şöyle iki tane de oturma alanları. Bunlar... En güzel özelliği rastgele olması mesela koyuyorsun içinden 2-3 modeli var hangisi çıkarsa şansına öyle oluyor güzel yani gerçekten. Şuraya yine buna benzer bir park arıyorum ama herhalde bulamadım bulamayacağım da. Şu direği bir iptal edelim mi hocam? Bir geriye kadar ha? şurası açılsın. Buraya da arkadaşlar Sidewalk Cafe yani böyle bilirsiniz ya meydanlarda sucuk ekmek yediğiniz kafelerden bir tanesi. Şöyle biraz daha aşağı doğru gelmesini sağlayalım. Biraz daha aşağı doğru şöyle. Heh. Şu ara birazcık keskin oldu. Mesela buraya da e, endüstri çiti var ya. Endüstriyel alan çiti. Nasıl yapıyorum onu? Şu galiba. Bütün kuralları kapatalım. Çocuk güvenliğini sağlamak adına mesela. Şöyle bir çitle buradan buraya komple kapatabilirim. Şöyle oluyor arkadaşlar görüntü. İsterseniz buradan böyle devam edebilirsiniz. Hani biraz yasaklı bölge. Buraya giriş yapmayın çocuklar gibisinden. Bunu da şöyle yapalım. Ortalama buraya gelsin. Buradan her yere değiyor abi. Her yere değiyor. Bir dur ya. Tamamdır değerli arkadaşlar. Bölgeyi hemen çerçeveye aldım. Şu keskin görüntüyü şimdilik götürmenin bir yöntemi, yolu, yordamı hiçbir şekilde yok. Böyle biraz bölgeyi Kaldırırsam da sağ taraf bozuluyor. O da çok istemiyorum. Şöyle biraz dengeli olsun bari. Şunun ortasına falan tıklayabiliyor muyum? Yok hocam. Tamam buraya da ağaç dikeriz. Bu mesele kapanır. Buraya da ağaçlarımızı yerleştirdik. Şu anda çılgınlar gibi trafik çekiyoruz. Ee, yukarı tokilerimiz dolmaya başladı. İnsanlar gelmeye devam ediyor. Ee, Market ihtiyacımız mevcut ama onu sonra yapacağım. Hani mesela bu tokinin pazar alanını şuraya bir yere yaparız. Hep birbirinden kopuk şeyler yapmayı düşünüyorum bu sefer. Niye bilmiyorum ama... Böyle bir şeyim var. Kafada bir planım var. Şimdi meydanı yaptık. Toki'yi yaptık. Şurası servis bölgesi. Şura tekrar Toki oluyor. Şura servis olacak. E, şuralar gene bine ama buralar sanki bir tık alışveriş olsa daha iyi olur gibi. Şu bölge şöyle. Değerli dostlar. Aslında şuraya yapmasaydık iyiydi ya. Ben burayı kapatabilir miyim? Bunun şeyin etrafını. Şöyle bir özellik var. Bakınız. Şu sağını soluna toggle Zonic diye bir araç var solda. Bilmiyorum size görünüyor mu şu an yayında. Buna basarsanız bunun... Ha, CTRL-Z modu kurmuşum onu. Sağına soluna araç koyulmuyor. Şimdi bu benim şurada işime yarar. Bunu kaldırırım. Buradaki alanım genişler. Yani yol çekip de kendimi hiç darlamama gerek yok. Buralar zaten alışveriş merkezi. Şurası servis alanı. Burası da okey. Şöyle bir şeyleri inşa ederiz ya. Servisler devam eder. İnsanlar bir gelsin güzelce yerleşsinler. Biz buranın şeyini yapalım. Toplu taşıma hattını çekelim. Attımız şuradan mesela buraya kadar gelsin. Dur bakalım arkadaşlar. Şu yol yoğun bir yol görüyor musunuz? Burası trafiğe çok meyilli. Öyle gördüm ben. Buradan içeri girsin arkadaşlar. Buradan dönsün şöyle geri gitsin. Tamam. Attığımız bu olacak belli. Şimdi şuradan öncelikle şu hattı kapatabiliyor muyum ben? Şöyle Böyle kapatabiliyorum ama şey de kapanıyor ister istemez. Ha, tamam. Hattı çekene kadar buradayız o zaman. körüp otobüs koyacağım. Buradan geliyorum. İlk önce şurada bir dur duruyor. Buradan sağa dönüyoruz. Sağ Sağa dönüş tek tip olduğu için bütün herkes buradan dönüyor. Okey. Şimdi anladım hocam. Şimdi anladım. Bir adet meydanda indirdim yolcuları. Bir adet birinci etapta. Sonra sona gidiyorum. Dönüşü biraz ortadan alıyorum. Ee, buradan... Yani bir üst caddeye bence yürüyebilir vatandaşlar. Daha önce çok fazla yürüdüklerine şahit olduk. Yukarı doğru gidiyorum. Abi buradan şöyle alt caddeye geçeceğim. Şurada durursa çok daha iyi olur. Ha dur. Şöyle direkt geçmem gerekiyor. Tamamdır şimdi anladım. Buraya kadar geldim. Şöyle bir hani genişçe yürüme meyli olan bir hat çizdik. Buradan karşıya geçtik. İkinci caddede bir tur durduk. Hocam buradan burada durduk. Şurada bir otobüs hattımız var ya. Bunu da onun yanına bırakıyorum. Arada aktarma yapabilsinler. Hatta aynı durağa girebil girebiliriz bence ya. Aynı durakta. İnsanlar yürümesin. Bir de şu durakta. Devam ediyorum. Attı tamamladım. Hocam 212 yolcumuz vardı zaten. E, şimdi e, Doğu Park, Batı Park demiştik. Tuz Gölü vs. Toki bölgesi. Hemen 15 durak, 4 otobüs. Şöyle 5 otobüse de çıkarabilirim ben bunu. Aa dur 7 otobüs var araçlarda. Kapasiteyi de şu çift kapasiteli 65 kişilik uzun araçtan yaptım. Rengi mavi olmuş. ha Hat rengi olmuş. Hemen beklemeye başladı vatandaşlarımız. Buradan gelecek ileri gidecek ya da geri gidecek aşağı gidecek. O şekilde ulaşım sağlanacak. Tabii biz bu vatandaşları burada kendi başına bırakmayacağız. Şöyle araçlarımı arıyorum. Şunu bir sağ tarafıma doğru almam gerekiyor. Abi bir dur ya. <laughs> Şöylece bura, burada bir. Arkadaşlar toprak doldurması yaptık inşaatlardan çıkan toprağımızı. Görüyor musunuz? İnsanlar buraya yürüyerek geliyor ve artık otobüsü kullanacaklar. İlk bölümden otobüsün devreye girmesi bizim için çok önemli. Şimdi yaya yolu aracını arıyorum. Evet buldum. Sanırım bu oyunda 10 metre gerekiyordu yaya yoluna. Ve şöyle köprülü sistemler de vardı galiba. Bakayım mesela şunu. 5 olmuyor değil mi? Olmuyor. Şöyle teker teker deneyelim mesela. 5 olmuyor 6 olmuyor 7, 7 oluyor muymuş 7 bir dakika 7 oluyor 6 olmuyor aslında 6'yı ben anarşiyle yapabilirim diye düşünüyorum Anarşi açtım sonuçta 6 metre yani bütün araçlar sağır herhalde altından bir de bu oyunda mesela yay yolu yapmak çok kolay Anarşi kapalı şu anda üstteki ateş olursa açık kapalı olursa kapalı oluyor arkadaşlar ee, şuradan mesela şöyle bir yol indirebiliyoruz abi çok iyi ya Vay canına. Birinci oyunu oynaya oynaya böyle zorlukları unutmuşuz gerçekten. Şimdi buradan şöyle yapıyorum. Mesela iki ulu geldim. Buradan şuraya bir dönüş yapayım ben. Şöyle serbest bırakacağım bunu. Böyle iki ulu geldim. Şöyle bir dönüş yapayım. Çok hoşuma gitmedi ya. Ama üst geçit yani merdiven olursa mantıklı. Merdiven mantığıyla düşünürsek mantıklı. Araçlar, otobüslerimiz gelmeye başladı değerli dostlar. Şöyle yol kuralları diyeyim. Tamam şunları da tekrar kapatayım. Şöyle bir üst geçidim var burada. Hatta bu üst geçidin e, ufak tefek çalısını çırpısını da koyayım diyorum. Köşelerde birkaç tane büyük bir ağaç topluluğu. Hemen yanına şöyle birkaç tane ufak tefek çalılar değerli dostlar. Şu şekilde Yanına böyle çiçek çiçeklerimiz vardı bizim çiçekler böcekler. İşte bunlar. Böyle birkaç tane bunlardan da ilave edeyim bölgeye. Tamam. Üst geçit de yani belediye çalışmamış demesin vatandaş. Oy otobüs nasıl dolu insanları getiriyor görüyor musunuz? Devam et ticari bekleme yapma. Abi neden herkes sola girmeye çalışıyor buradan? Şöyle yapayım mı ben? Bu kavşağın 3 şeritli olup otobüs sağ lane'ini otobüs kullanan versiyonu var şu. Böyle olursa normal araçlar herhalde 2'yi kullanır. Ha şuradan dolayı mı acaba? Bak bunlara hep teker teker müdahaleler etmemiz gerekiyor şuna tıklayarak. Diyeceğim ki sen sadece buraya dön ama karşıya da geç. Bu otobüsler için geçerli. Sen buraya dön karşılara şuraya Bir dakika şuraya da geç. Sen buraya dön buraya da geç. Böyle. Bunu yaparsak buradaki iki şeridi daha aktif kullanırlar. Hatta bir deneyeyim mi onu ben? Buradan bu sadece buraya girsin. Bu buraya buraya girsin. Şöyle daha iyi olabilir. Bu bazen e, yapay zeka çok iyi değil City Spir'de o yüzden böyle e, manuel müdahaleler yapmak gerekebilir. Bak şu yanlış oldu benim az önce. Bu da benim yanlışım. Şu an evet. Yani şu şeride yığılma olmasını istiyorum. Benim amacım aslında o. Ama bazı arkadaşlar ısrarla yılma yapmayı yapmayı tercih ediyor burada. Diğer otobüs duraklarına bir bakalım mı hocam? Şöyle bir takip edelim otobüsümüzü. İki katlı İngiltere otobüsü diye geçiyor bence bu Londra otobüsü. Yani çift katlı otobüs ama en çok Londra'da var yani benim gördüğüm. Böyle otobüsümüz faaliyete geçti. Hocam kısa bir bölüm olacak bu bölüm. Çünkü şehir dışına gideceğim. Benim işlerim var. O yüzden bir final yapayım. Burada bir bölüm finali yapayım. Hayret bugün bir meteor düşmedi. <laughs> yani şeytanın kulağına sar. Geçen bölüm 3 tane düşmüştü. Bir bölüm düşmedi. Tokimizi inşa ettim. Rastgele büyüme çok istediğim bir şey değil. Ee, i̇yi düzenli bir büyüme istiyorum. Bölüm sonu finali yapmayacağım. Şöyle detayları ben kendim göstereyim yakından. Dört yolcumuz şurada bekliyor orta kısımda. Otobüsümüz de geldi. Hatta isterseniz bir bakalım binenlere. Daha böyle çok hoşuma gidiyor benim şu olay, görüntü. Bu bu şeyde arkadaşlar, bu turda sezon 3 mü oluyor bu bir, birinci oyunun? Ee, böyle şey muhabbetini, metrobüs, ulaşım, tramvay, tren bunları biraz daha dengeli şekilde yapmaya çalışacağım. Meydanım güzel oldu ya. Kent meydanı bence güzel oldu. Yani Toki meydanı, mahalle meydanı. Abi burası ne? Siz ne yaptınız Allah sizi kahretmesin. Bu binalar ne böyle? Yanlışınız var bunlar buraya ait değil ki. Ha market binaları bekle. Allah kahretmesin. Market binalarına da özellik vereceğiz. Ben unuttum tek tip sanıyorum ya. Şimdi organik var karşılığında ticari uzmanlık yok. Duvar duvara ve turizm. Duvar duvara şey seçeneğini seçiyorum. Tekrar inşa edin diyorum. Çünkü bak o böyle bir şu anda işgal sağa sola doğru bir işgal yapılıyor. Unutmuşum ya. Orası birazcık gözümden kaçmış açıkçası. İki özelliği verirseniz şu mahallenin şurasında bakın. E, e, bina türleri ve toki türleri ikisi de yan yana görünüyor. Toki dediğim şu normal oturma binaları da. Şimdi hocam buradan buraya bir elektrik bir bina daha gelirse elektrik sağlanacak. Biraz dişinizi sıkın. hefe <laughs> izleyicim var yorumlara şey yazmış. Elektrik yok diyor mesela. Problemi diyor çözemedim diyor. Vatandaşa şey diyorum diyor. Sabredin elektrik gelecek. <laughs> Problemleri çözemiyorum diyor. Bu şekilde bir yöntem benimsedim diyor kardeşimiz. Evet gidecek yolcularımız üst geçidi yoğun şekilde kullanıyorlar. Şimdi bunun karşılığında ben şurada bir yaya geçidi kaldırma operasyonu yapmak istiyorum. Onu nasıl kaldırıyor idik şuradan mıydı o? Evet şuradan buldum onu. Bunları kaldıralım arkadaşlar. E, şunu açarsanız da şunu unutmuşum bak bunu da şimdi gördüm şu özellik köşelerde bekleme yapmıyor araçlar bu değil bu şerit değiştirme yasağı yok şerit değiştirebilsinler şu, şu özellik ya araç geliyorsa diyor mesela durmuyorum ben devam ediyorum diyor böylece trafik eğer hiç trafik yoksa sağdan soldan gelen araç e, sekteye uğramadan devam ediyor bunlar önemli detaylar hani anlatmaya çalışıyorum bilmeyen arkadaşlar için şimdi trafik kuralını da şu kavşakta 60 yapalım Biraz daha hızlı ilerlesin araçlar. Ee, şunu unutmayın, 60 yaparsanız şöyle bir dezavantajınız olabilir, ses olur abi. Bunları oturma bölgelerinin yanında yapmayın, ses insanların hasta olmalarına sebep oluyor açıkçası. Şimdi şu bölgede ben bir boyama yapayım öyle bitireceğim, gözümü çok böyle iğrenç göründü. Şöyle arkadaşlar, şu görüyor musunuz? Çok kötü görünüyor. Burayı böyle bir boyayacağım, Şurayla da bir dahil ve biraz da büyüteyim isterseniz fırçayı. Öyle şuraya kadar komple bir boyama alanı yapayım. Şöyle daha iyi göründü galiba. Yani çok da güzel olmadı da gene de eskisine nazaran daha iyi. Evet, Tokyo'ya girişimiz. Hemen şu binalara da bakalım. Green City idelejesiyle inşa edilmiş özel yapılar. Bunlara ileride balkonlara falan hep çiçek börtü böcek geliyor. Hemen devam ediyorum aşağı doğru. Bugün burada bir şey yapmadık. Trafiği kontrol edelim. Burası benim çekindiğim bir bölge trafik açısından. Evet güzel. Otobanları geliştirmek lazım şu anda. Şu otobanı, şuradaki otobanı, şu yukarı mahalleye kadar devam ettirmek lazım. Şöyle bakıyorum. Buradaki trafik azalmış. Sanayi bölgesine rağbet çok düşük çünkü ben tarım endüstrisi kurdum. Herkes buraya kayınca şu sanayideki rağbet az azaldı. Bir bakayım mı ne kadar para kazanıyorlar. 4 level olmuşlar ve iyi para kazanıyoruz. Yani arkadaşlar ben iflas etmiyorum bu oyunda. Kilitleri açtığım zaman zaten daha önce izleyenler olabilir. Milyon dolarlık servetlerim oluyor. O yüzden sınırsız açtım yani. Sürekli aynı şeyi yapmayalım. Kariyer modunu 5-6 kere. 5-6 kere yani az değil. Her biri 50-60 bölüm olsa 5-6 kere bitirdim. Hiç gerek yok. Evet. Bölümden bu kadar. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay galiba bölüm boyunca kamerayı kapalı unutmuşum. Nasıl unuttum bilmiyorum kusura bakmayın artık kendinize iyi bakın.